Mahsuma. Sen ne arıyorsun burada? Hiç. Ben de sana geliyordum. Hayrola bir işim mi var? Postane. Anama para yollayacağım. Ah, iyi. Ramazan hesabı kesti. Son yevmiyeyi aldık Allah'ın izniyle. Nasıl ya? Öyle vallahi. Meyhaneden kovulduk. Karısı yok mu? İstemiyormuş beni. Kıskanmış. Öyle gelmiş böyle gidiyor. Korkarlar şarkıcı kısmından. Hocalarının yanında istemezler. Hay Allah. Sen ne yapacaksın? Bana yol göründü anlayacağım. İstanbul'a gideceğim. Ya da başka şehre. İş arayacağım. Sarhoşa, ite, kopağa, meze gibi şarkı söylemekten yoruldum. Pavyonda zaten çalışamam. Niye? Koskoca Adana'da iş mi kalmadı? Ha? İşin köküne kıran mı girdi? Ah be Cemşir. Bazen öyle saf konuşuyorsun ki. Bilmezler mi benim şarkıcı olduğumu? Kim ne iş verir bana? Verseler tutarlar mı beni orada? Oğlana nasıl para yollayacağım? Hele sen dertlenme. Benim hayatım zaten göçebe. Al parayı. Oğluna gönder. Sağ ol Cemşir. Ömrümde senin gibisini görmedim. Önümde daha fazla gerekirse ben hallederim. Yeter ki sen Adana'dan gitme. Sen de mi Cemşir? Yapma. Dost hayatı süremem ben. Çalışmadan olmaz. Hadi hakkını helal et. Asuman. Hanım'ımış bizim Muzaffer Ali'miz. Aman maşallah sana. Elem terefiş, kim gözler aşiş. Uy. Hanım'ım, bu çocukta nazar var. Bir kurşun döktürek diyorum. Seyyare Baca, Yasin Ağa'ya söyle de çiftliğe bir tane hizmetçi alsın. Sen böyle tek başına her işe koşturamazsın. Öyle mi diyorum? Sağ olasın. Olur söylerim. Günaydın kızım. Ana, babam nerede? Sabah erkenden tarlaya gitti. Heh, iyi. Aman sakın başı boş bırakmasın tarlaları. Canım. Hadi bakalım. Ne yiyeceksin? Ne getirdin beni buraya Cemşir? Burada kalacağım. Delirdin mi sen? Olur mu öyle şey? Olur, olur. Bar gibi olur. Yasin Ağa, atımı getiriver. Tarlaya gideceğim. Başlayalım. Hayırdır baba? Kızım bak, Asuman Hanım. Hani Ali'ye kan verdiydi. Ha, biliyorum. Ha, işe ihtiyacı varmış. Ben de düşündüm ki burada kalırsa hem Gülizar'ın bıraktığı işlere yardım eder, hem de ne bileyim yarın öbür gün Ali'ye kan lazım olursa yakınımızda bir yerlerde olur. Hanım, Cemşir Efendi sağ olsun yardım etmek ister. Ama
size münasip değilse anlarım. Cemşir. Neler oluyor burada? Ha, bak Zehra, çiftliğe yardımcı buldum. Maşallah, Allah bağışlasın. Aslında ben de çiftliği birini almak istiyordum. Ha, iyi ya. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Lüzum yok. Biz ne güne duruyoruz ki burada? Bak Zehra, Asuman Hanım'ın bir oğlu varmış. Hasta. Paraya ihtiyacı varmış. Aa, geçmiş olsun. Sağ olasın. Ana, aslında senin için de iyi olur. Çok yoruluyorsun zaten. Asuman'ın çiftlikte olması benim de içimi rahatlatır. Hem doktor sık sık kana ihtiyacı olacak demişti Ali'nin, ha? Ha. E tamam, hayırlı olsun bakalım. Sağ ol hanım. Ben birkaç parça eşya getireyim o zaman. Âlâ. İyi, sen gel. Sen tarlaya gitmemiş miydin? Nereden buldun, getirdin bu kadını? Sen ne diyorsun Zehra? Şehre gittiydim tohum almak için. Orada rastladım. Gülle kızım, tanımıyoruz etmiyoruz. Nereden güveneceğiz ki bu kadına Allah aşkına? Ana, Ali'nin sağlığı için kabul ettim ben bunu. Yani yarın öbür gün bir yanlışını görürsek göndeririz. Sen niye dert ettin bu konuyu bu kadar, ben hiç anlamadım. Evet. Ben tarlaya gidiyorum baba. Sen de tohumları yükler gelirsin. Olur kızım. Daha önce çiftlikte çalıştın mı hiç? Çalıştım tabii, çalışmam mı? Çiftlikte büyüdüm ben. İyi öyleyse. Bu çiftlikte iş hiç bitmez. Çok çalışman gerekecek. Sana baştan söyleyeyim. Çalışırız evvelallah. Bak kızım, bu çiftliğin düzenini, işlerini çabuk öğren. Ben yaşlandım artık. Her işe koşamıyorum. Merak etme sen. Tez öğrenirim ben. Her bir şey de gelir elimden. Aferin. Hadi. Yemeğini yediysen sana yerini gösteririm. Olur. Sen dur Cemşir. Ben gösteririm. Olur. Ziyade olsun. Burada Gülizar alırdı. Sen alırsın artık. Sağ ol bacım. Sahi, sen daha önce nerelerde çalıştın? Çok gezdim, dolandım. Hangi birini deyim ki? Çiftlikleri mi dolandın? Çiftlik, hizmetçilik, fabrika, bakıcılık. Elimden ne geldiyse yaptım. Malum, tek bir başına dul bir kadınım. Oğlum var İstanbul'da, anam bakar. Her ay para yollarım onlara. Cemşir'i nereden tanın peki? Hastaneden. Benden sana tavsiye. Madem dul bir kadınsın, kendini iyi kolla.
Çitlik yeri herif kaynıyor. Kılığına, kıyafetine dikkat et. Namusuna laf getirme. Erkekleri bilmez misin bacım? Niyeti bozuksa, çarşaf bile giysen çıplak görür kadın kısmını. Kılık kıyafetle korunmaz namus. Yürekle korunur. Ama kadın dediğinde kadın gibi görünmeli değil mi? Ben diyeceğimi dedim. Gerisini sen bilin artık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.